Tabii yani çok arkadaşlarımız da biz buradan kutluyoruz. Gelenler burada yani bazı gördüğümüz ki hala uşağıydılar. İndi özlerinin uşağları oldu. Burada evlendiler, uşağları oldu. Tam yani biz Kerkük'ten 17-18 tane evlendi Kerkük'ten. Hepsini de burada tebrik ediyoruz. Tabii bu konuyla ilgili kanatın kuruluşuyla bizimle çok da değerli ve kıymetli bir ustamız vardır. Özü de burada ilk kanatın açılışını okuyan özüydü burada. Bizimle çok da değerli ve kıymetli Sayın Nebil Küzerçi. Hoş geldin bizim programa. Hoş bulduk, sağ olasınız. Hoş geldin Usta Nebil. Günaydınlar dilerim. Günaydın size ve tüm seyircilere. Sağ olasınız. Ustad biz sizi odan başlayalım hemen. Tabii siz istemez biz sizi tanıtırağın. Bütün seyirciler sizi tanınırlar. Yıllar boyu siz mi diye de hizmet etsiniz ve emekleriniz her yerde bellidir. Ve bu kanatın da kuruluşunda da büyük bir emekleriniz geçti. İlk başlamağı sizi veleriniz oldu. İstirik burada bizim için açıklayasınız. Ne şekilde bu kanat kuruldu, ne şekilde başlandı ve ne zorluklar çektiniz iç başlamağında? Tabii her şeyden önce sizden ve tüm burada kadroda bu televizyonda çalışanlardan memnun olam. Aynı vakitte de tebrik ederim. Burada çalışanları ve tüm Türkmen milletini bu televizyonun kuruluş münasebetiyle yıl dönemi. Doğrusu biz o zaman bir emir geldi Bakanlar Meclisi'nden. Tabii onun ardından da taban çalışmalar oldu, siyasi çalışmalar oldu. Onun sonucunda 5 Mart 2013'te bir emir çıktı, bir farman çıktı. Bakanlar Meclisi'nin orada Bakanlar Meclisi'nden yani Başbakan o zaman Nurul Malik'iydi. Bir emir çıktı Türkmenlere bir anayasal kültürel hakları çerçevesi altında Türkmenlere bir uydu televizyonu verinsin. Yani inşa yapsınlar, yapsınlar kursuyla bir böyle bir televizyon. Tabii bu emir çıkandan sonra orada zannedersem o zaman İletişim Bakan Vekili Torhan Mufti'ydi. Evet. Aynı zamanda da İller İşleri Bakanı'ydı. Doğru. Devlet Bakanı. Bu adam orada çalıştı. Nermin Mufti Hanım'la beraber. Arkadaşım Mehmet Haşim Salih'i Dözi'den beraber. Yani şebekeyi de bir Irak Medya Şebekesi idaresiyle orada bir iletişimde genel girdiler. O zaman böyle bir sen Mehmet Abdülcabbar Şabut o zaman o genel müdüriydi şebekenin. Girdiler çalışmalara girdiler bu kararı uygulasınlar. Yavaş yavaş başladı bu organlar. Bu karar neçede oldu, kanıt neçede gerçekleşti? Karar çıktı 2013'te. Biz başladık burada çalışmalara, buradan bizimle bir, yani bir kat çok azydık. Tabii burada bunu ister hiç unutmayak, Kerkük Televizyonu, Iraki Kerkük Televizyonu, burada çalışanlar, özellikle mühendisler, bu teknikte çalışanlar, bunlar bize çok çok yardımcı oldular. Eğer kameramanlar olsun, eğer mühendisler olsun, bize çok yardımcı oldular. O başta müdürleri, Ali Haydar o zaman müdüriydi, bize yardımcı oldular bu kanatın ilk adımları atmakta. Yani o zaman yani hala müdürü olmamıştı Türkmaniye'ye. Hiçbir şey yok idi. Hala test yayına da çıkmamıştı. Test başlamamıştı yani. Yani tayinat bir şeyler hiçbir kurulmamıştı. Şey yani hiçbir gönüllü şey diye siz çalışırdınız. Ben muntesibim. Ben Irak'ı Kerkük Televizyonu'nda eski muazzam. Ama yardım diye gönüllü yardım diye. Yardım orada bir Türkman olarak. Bu televizyon da Türkmanındı. Doğru. İster yani bir görevimdi yardımcı olum. Gönüllü yardımcı olurdum özlerine. Bizimle ya hatta yani dairenin dışarısında bazı insanlar var idi. Yani mesela hatırlarım Tuncay Monteri'ydi. Grafikte de çalışırdı bizimle idi. Mesela yani. Doğru. Ondan sonra özü başkalarını da getirdi. Hüseyin Nizamettin vardı, İbrahim Nizamettin vardı. Bunlar Monteri'ydi bizimle çalışırdılar. Kameraman Esam bizimle idi. Sonra başkalar yani ilk başlamamızda birkaç kişiden burada biz çalışırdık, kalırdık gece saat 12 geceye kadar. Sonra çalışmalarınız neydi onda? Mesela hele sunucular gelmeyipti, hele kameramen yok. Bizden, siz ne bizden istediler 50 saat televizyon işi. Bu 50 saat hazırlık. Hazırlık anlan yani bir hazine ister olsun. Yani teste girersiniz hemen. Anlan teste girek. Bu çok zordu. Hardan getirek bunu? Yani ben kendi evde benim öz arşivim var idi. O arşivlerimden istifade gördüm. Kerkük Televizyonu'nun arşivinden çok istifade gördük. Burada da sizler unutmayak, yerli Türkmen Televizyonu burada, TRT, o bize çok yardımcı oldular. Onlar da bize verdiler, bazı şeyler verdiler, görüntüler verdiler bize, bazı şarkılar verdiler. Bazı sanatçılar bize şarkılarını verdiler bize. Yani bizde bir doğrusu 54 saat Allah'a şükürler şey yani. Hazırladık. Yayına geçmeden önce. Yayına geçmeden önce.
yani test yayına başladık 1.10.2013'də. Kimin açılışı? Açılışta bu konuda yani her televizyon açılışında ister bir bildiri çıxarsın. Bu bildiri yok idi. Bunu necə yazar bu bildirini? Yani bunlar buradan, bizim tək Bağdatda çalışmalarımız idi. Bu Bağdatda çalışmalarımızdı. Ha, bu o zaman ilk günlərimizdə burada Seyf arkadaşımız bizimle beraber. Kameraman orada bəli doğru. Siz burada məncə burada yaptığınız 53 saatte aparmıştınız. Sizden... Tabii o zaman biz kayda alırdık özünü kasete. O zaman hard yok idi. Doğru. Hatta kameralar eski kameralardı, kasetten idi. Burada Üstad Erfan Dayla, değerli yönetmenimiz, ilk günlerden benimle beraber çalıştı. Hatta Bağdat'a gittik. Yani bunda bu Bağdat'a gitmiş, orada yayın odasından burada şeyleri tertip edildi. Hazırlıkları. Bu az bir şeklinde bu ekipten zorluk çekirdi. Çok zorluk çekirdi. Yani ekip az idi. Yani bizim bir tek montaj odamız var idi. Bir bilgisayarımız var idi çalışırdık içinde. Ondan sonra bizim gelen bilgisayarlardan mektebiydi. Yani profesyonel değil idi. Onun için çok zorluk çekirdik. Yani kalardık gece saat 13'e kimin. Tuncay'dan bu dediğim zikrettiğim arkadaşlardan beraber. Sonra Murat Muradlı geldi bizimle beraber. Doğrusu adlar hatta kimse menden aciz olmasın. Bu da bir arşivdi, tarihte kalacaktı. Adları, i̇lk önce, tam... ilk günleri de bizimle beraber değerli yönetmenimiz Erfan Sıddık da ile bizimle beraber. Birinci günden bizimle saygı beraber çalıştı. Özüne. Ondan sonra Halid Aziz Bozkurt, aynen yönetmeniydi, bizimle beraber saygı çalıştı. Onun o zaman da aynen Ahmet Özdemir bizimle beraber çalışırdı. Bu dersler bunu diyen bir tarihti. Ardından ondan sonra birkaç ay, bir iki ay, üç ay sonra geldi Aydın Kasap, değerli arkadaşımız yönetmenliği yaptı. Montajlar da dedik Tuncay'dı. Tuncay Halid Ramazan, bale, Hüseyin Nizamettin, İbrahim Nizamettin. Ondan sonra bizim burada Kerk Televizyonu'nda Yunus Maruf bizimle beraber aynen geldi. Yani bunu dersler zikredek. Kendi evinden getirirdi, öz bilgisayarların, laptopların getirirdi, bize yardımcı olsun. Bazı şeyler var idi getirdi, elektronik şeyler bize yardımcı olsun bu şeylerde. Sonra geldi, Kays geldi, Ahmet Salihi geldi. Aynı vaxtda Muradlı geldi. Bunlar sonradan geldiler. Biz dediğim kimi ilk günlerde çok zorluk çektik. Çünkü yoktu, maddeler yoktu. Saat bizden istediler. Sonra bizde bazı şeyler var bizde bu arşivde, Kerçük Televizyonu'nda. Uydu kanalında arz olunmaz. Doğru. Yani o yapılıptı yeni televizyon. Kalitasızdı, düşüktü kalitası. Yani uygun değildi. Biz de çok zorluk çekirdik. Sonra bilsen, biz yerli televizyonda yazılar hepsi eski Osmanca yazılmış idi. Doğru. Burada da bir zorluk çekirdik. Ya bunlar hepsini devam edirdi. Yeni harflerle yazırdım. O zaman da kimse yok idi benden başka. Yani ben özüm hem yöneticilik yapırdım, aynı vakitte şey yapırdım. Yani bunlar tercemelerin hepsini ben özüm yapırdım özünü. Bizim bana geldi, onun biraz sonra da Hüseyin Gülleri geldi. Hüseyin Sabah gençlik doğrusu, bir programı. Ondan sonra kameraman bizim bes İsam idi. Sonra Ahmet Kasım geldi bizimle beraber yardımcı oldu. Ahmet Emir Ersel'in bizimle idi. Ahmet Emir Ersel'in onda çok rolü var idi bu televizyonda. Sonra bizde programçılar, bu çok önemliydi. Yani biz televizyonda programçı olması olmaz. Dünya uçu, değerli bizim spikerimiz burada bizimle beraber çalışır birinci günlerden. Hüseyin Sabah geldi, Seher Mufti bizimle beraber aynen çalışırdı. O zaman bizim arkadaş Hüseyin Sabah'dan beraber gençlik programı takdim edirdi ilk günlerinde. Sonra Ziyad Kadir spor programı verirdi. Sonra bizim değerli makam şinasımız Mehmet Rauf geldi burada makam programı verdi. Tabii bu dediğim şeyler bunlar. İlk günlerin hepsi gönüllü gelmişler. İstirdir bu televizyon başarı kaydetsin. Hepsi gönüllü gelmişler. Aynı vakitte Günaydın Sabah Altın Köprü'den geldi. O da bir program var idi burada. Bu da ister unutmayalım. Cumhur Kerkükli değerli arkadaşımız ilk günlerinde edebiyat programı takdim edildi. Sonra bizde bir proje oldu. Ne yapak? Cüt kahve. Yani bunu desterim burada işaret edin bu münasebette. Cüt kahve programı bu televizyonun simgesiydi. Maalesef durdu. Yani tamam bazı engeller var idi, bazı şeyler var idi bu programda. Mesela büyük bir program idi, zor bir programdı. Hatta ihracı zahmetti. Yani bunu televizyonçular bilirler. Yani sen bu kadar kadir oturup burada. Böyle deyirdiler bize, deyirdiler. Mesela sanatçılar tekrar olurdu birkaç defa. Tamam bu halde program haftalık olmadan yeri. Sen ayda bir olsun ama kesilmesin.
Çünkü bu bu televizyonun simgesiydi. Doğru ustad. Unutmayalım da kadir fenilerimiz olmasa bunlar, bu programlar yerimezdi zaten. Yani ben burada dedim sana, burada ilk günlerimizde burada Kerkük televizyonun mühendisleridir veya teknikte çalışan insanlar, eğer ışıktadır, eğer sesdadır. Muhriştir. Bunlar SNC'dadır, bu çok çok bunlar. Ahmet Erfan Güller geldi, böyle bir bunlar bu gençler sonra geldiler. Sonradan geldiler. Bunlar sonradan geldiler. Ha. Bu programçılardan aynı bir de diyor. Ömer Salih'i bunu ister unutmayak. Ömer doğru. Salih burada bizim yanımızda ilk günlerden bizimle beraber idi. Gülzar abla, rahmetli benim hocam Abdülaziz Semin Efendi'nin kızı geldi doğru. Burada kadın program verirdi. Aladdin Kerçikoğlu. Aynen burada hizmet verdi, burada çalıştı. O zaman zannedersem ilk programı şeyder programıydı. Böyle zannedersem. Sonra Türkeş Tuzlu, Duz Hurmatı'dan. Ersen. Yani bunları ister unutmayak. Çünkü bu tarihti. Doğru. Ve özür dilerim. Belki de bazı arkadaşların adı hatırıma gelmedi indi. Ama doğru. Özür dilerim ama bu tarihti. Bunu ister diye. Yani doğru. Biz 7 yıldan sonra biz oturmuş burada konuşuruz bir tarihten. Aynen. Bu ne kadar bu Türkmen milletine bu televizyon hizmet etti. Doğru. Doğru. Usta yakın genel sorulara medya ne kadar önemlidir bir millet için bütün yani diyakın kamuoyunu gününde bütün siyasi olsun, kültür olsun, sanat olsun, din olsun, bilim olsun, hepsini bunları millete ulaştırmakta medyanın ne kadar rolü var? Doğrusu medyanın çok çok önemli rolü var. Yani eskiden koy biz alak bir 150 yılından önce, 200 yılından önce. O zaman yok idi, ne televizyon var idi, ne radyo var idi. O zaman basın var idi, yazılı yani dediğimiz gazete ve dergi. İnsanın o zaman da bilgi bir de haberi neden alardı? Bu dediğimiz yani gazeteden alardı özünü, yoksa da dergilerden. Çok önemli rolü var idi. Ondan sonra gelişti, radyo çıktı. 1920'lerde o zamanlarda radyo başladı. Radyo alem insanlar haberi ve bilgiler alırdı radyodan. Ondan sonra gelişti, televizyon çıktı. Televizyonun rolü çok çok önemliydi. Neden? Burada hem sesti hem de resimdi. Resim. Çok çok görüntü önemli. Diye. Görüntülü oldu. Daha gelişti. İndi satelitler çıktı. Evet. İndi böyle oldu. İndi her insanın cebinde bir cep telefonu var, mobil, evet. İnternet yoluyla. Yani bu büyük bu dünya. Bir bağlansın. Bıçkan oldu. Bir küçük köy oldu. Her arada dünyanın her arasında bir olay olanda dakikasında resimli ve sesli görür özünü. Bu çok önemli bir şeydi. Burada ne kadar televizyonun önemli bir rolü var insanın hayatına. Biz diyendek insanın hayatına, burada millet diye var, bir de insan bir fert diye tesir var. Çünkü bir de yüzlerce televizyonlar var yer üzerinde. Mesela Kur'an-ı Kerim, seni öğrendir, bilgi. Şimdi bir eskiden televizyonlar mesela şeydi yani çeşitliydi programlar. Şimdi özel var, televizyon var sadece. Haberdi. Televizyon var sadece kartondu mesela çocuklar için. Televizyon sadece dini şeyler alar elinde. Var diziler var içinde. Yani tahassüs oldu. İnsanın aynen. Televizyon çok çok hayatımıza çok tesir etti. Medya hayatımıza çok çok tesir etti. Bilgi tarafından. Doğru. Burada da bir şey var. Bu dediğimiz bu önemli. Maalesef bu şey bir aynen ben bir bıçağa benzetirim özünü. Bu bıçakta edebilen bir soğan doğrayayım. Edebilen bir taneye zarar vereyim, bir bıçaklayayım, bir tane öldürürüm özünü. Televizyonda dediğimiz gibi medya ammeten medyanın çok çok rolü var insanın hayatında. Olumlu ve olumsuz. Doğru. Olumlu dedik insanlara bilgi ulaştırı, insanlara haber ulaştırı. Dakikasında bu çok çok önemli bir şeydi. Yani medyacı dediğimiz de zaman aynı zamanda ustad, dışarıda bir tek işte çalışır. Mesela yazar, haberi yazar, aynı zamanda sunuculuk eder. Zaten bizim kanatta da bir tek işten kalmır. Yani bildiğim mesela ki sen hem haber şey yazarsan yazarsan aynı zamanda sunucusan. Yani bu tam olarak medyacı değil özne. Yani şeyde bir tek şeyde çıksın. Doğru, bilirsin Necadi. Başka televizyonlarda biz alem çapında aldıysak tahassüs var. Aynen. Yani mesela program indi başka devletlerde, başka televizyonlarda bir kurum var, bir heyet var. Bunun işi bes program hazırlamadı. Sunucu, yani hangisi iyiydi sunucu, daha iyi? Benim kendi rayim var bunda. Mence bir tane özü hazırlırsa, özü de programı takdim ettiyse daha başarı kaydeder. Daha güzeldi. Ha, başka televizyonlarda alem ben çapında ben konuşuyorum. İlgim var çok bu ben çünkü her zaman tavasılım var başka doğru. Televizyonlardan. Göresen orada mesela günaydın programını bir heye var. O heye onlar hazırlar. Bir tane var takasu mesela bes misafir getirir. Bir tane var mesela soruları yazar.
otururlar sunuculardan beraber saatlerce tartışırlar. Ne diyesen ne demesen. Aynı vaxtda da canlı yayında program olanda bakarsan yukarıda komanda masasında oturupdu. O programı hazırlayanlardan bir tanesi kulağına deyir sunucular. Bir soru eğer geldi zaten eğer takhassus olduysa. Mesela bir tane bir uzman bir doktoru getiripsen. Yani bir tane bir büyük bir siyasetçini getiripsen. O program sunucu şerdeğilli özü hazırlayıp programı. Bəs özü hazırlasa özünü, özü de sunsa daha önemlidir. Daha önemlidir. Yani dedi o ki, ben burada bizim bu Allah korusun burada gençlerimizi. Baxasın bir kaç işte çalışırlar. Doğru. Bu güzel bir şeydi. İnsan öğrenir kendisini geliştirir. Burada ben hız edirəm burada. Yani bir fırsat da deyim bizim gençlerimize. Havletsinler kendilerini geliştirsinler. Yani ben indiye kadar ben başka yabancı televizyonlara bakarım. Haber necə oxurlar? Program necə sunurlar? Neler söylüyor? Yani içeride illa Türkçe olsun. Arap televizyonlarına bakarım. Yabancı İngilizce televizyonlara bakarım. Bakarım ne giriblər? Giriş çok çok önemlidir. Çok çok önemlidir sunucu için. Bunu bir de diyorum bunu. Tekid ederim de buna. Çok çok ayıptır. Bir sunucu ayağın ayağı üzerine koysun seyircilerin önünde. Çok çok ayıptır bu. Bu benim görüşümdür. Demem ben başka televizyonlarda, başka televizyonlarda. Yok toplum tamam. Millet diye. Millet milletten, ülke tamam. Ülkeden toplum toplumdan fark edilir. Bunu istedim izah edin. Tamam bazı televizyonlarda biz gör olabilir. Ben ne diyeceğim ya filan televizyonda. Ben başka toplumdan hakkım yoktu. Ben burada bu toplumda yaşıyorum. Bir İslam toplumunda yaşıyorum. Irak'ta ben yaşıyorum. Buranın gelenekselleri var, görenekselleri var. Adet ve takarid var. İster ben buna bağlı olum. İster dinimize ben bağlı olum. Çok çok saygılı olum. Doğru. Ben çok çok da görürüm. Giriş çok önemli bir şeydi. Giriş. Ne giriş giresen sen? O program konu neydi? Mesela bir taziye de bir taziye. Ben olmaz bir kırmızı bir şey kravet bağlayayım. Mesela bir asbab girim rengili. Memleketimde de bir... Her münasebenin her şey. Münasebenin bir şey var. Sonra o şahsı ki sen onu idan oturursan. Ne girişi giresen özüye. Mesela bir bakan gelip burada misafirudur. Yani başbakanla oturan. Resmi girildi. Ne girer? Resmi asbab giresen. Hatta bu sandalye yoktu. Bunun doğru var. Bu has sandalye var mesela bir büyük bir şahsiyetten oldu. Biz bunlar hepsinin vaktinde devrelerde alışmış, bize öğretirler. Amerikanlar o zaman Irak medya şebekesinde orada... Yani şirket harsiydi. Şirket harsiydi. Biz devrelere girdi, alıştırdı bize çok şeyleri. Yani mesela burada tavsiyem bizim gençlerimize, Bağdat'ta olan arkadaşlarımız ki bu televizyondan sorumludular. Burada olan gençleri devrelere girişsinler. Yani üstad ne bir kaç il oldu sen medyada da çalışsın. Ben tam doğrusu olarak. Benim başlangıcım belki de desem size ben ne zamandan ben medyaya mesela önem verdim. 1976'da. 1976'da ben BBC'den tavasıldayım. O zaman meşrubileşme var idi. Meşrubileşirdim BBC televizyonu. İndi mende çok şeyler var. BBC gönderebilir benim için meşrubiler. O zaman taban BBC diyende en büyük aynen kanallardan bir medya bir kuruluşudur. Alemde alem çapında. O zaman hani CNN idi, BBC idi, Monte Carlo radyosuydu. Bunlar da biz bunlar öz ilk başlangıç neden oldu bu sevde bizde? O zaman radyo dinlemek. Biz radyo dinlerdik. Aynen. O zamanlar çok radyolar var. En önemli radyo min Arap çapında diyorum. Savtul Arab. Savtul Arab radyosu çok önemli, çok kültürlü bir o radyoydu. Kültürümüzü biz radyodan alır. Bugünün seltelatiydi. Radyodan çok şeyler biz radyo anında uyarardı seni haberi. Alardı özünü. Sonra başladık başka şeylere atıldık. Mesela ben başladım yazı yazma gazetelerde, mesela dergilerde. Burada bizim televizyonda bize ne çok çok bize yardımcı oldu. Bize yardımcı oldu. Ben şahsi kendimden konuşuram. Edebiyat. Biz edebiyat bizi, ben buraya geldim, ben tek başımayım. Allah affetsin, Rıza Kember burada benim hocamdı. O adam düz kurmatlıydı. Burada bize benim hocamdı. Ben çok istifade ondan gördüm. Biz maalesef az fetre kaldım özüyle. Allah'ın emrini bitirdi. Hastaydı, öldü. Allah rahmet etsin. Allah affetsin özünü. O adam da edebiyatçıydı. Mene diye edebiyatçılık mene çok yardımcı oldu mene. Yani burada ben tercüme bilmezdim ama edebiyata yakın olduğuma bize yardımcı. Burada diyorum sana bir de tekrar ederim. Buradaki genç kadrolar eller var olsun. Çok çok ben sevinirim. Görenem özlerini ben gençliğimin doğrusu hatırlarım. Bunlar kendilerini geliştirsinler. Devre çok mühimdi devreye girmek. Devreye girmek çok mühimdi. Doğru. Yani başka televizyonlardan da istifade görsün. Yani sen mesela sen kızımızsan televizyonda bak başka televizyonlara. Doğru. Bak nece program sunurlar. Nece başlılar. Aynen. Ne sözler kullanırlar. Bunlardan istifade gör. Doğru. Ben de böyle yapardım.
Ben indi de, indi de bakırım takip edeyim. Dil ve dil arasında da fark var, biz ona da dahil olmak. Dil başka bir konu. Mesela Arap dilinde 12 milyon 300 bin fazla beş söz var, kelime vardı. Ama Türk ve Türkmen dilinde toplamı yığıştırsa özün 14 bin kelime vardı. Yani o 12 milyon fark daha fazla. Burada 14 kelime var. 2 bin kelime az da yabancıdır. Farstır ya Arap'tır ya Almandır ya şeydi. Burada onlar edebilirler yani 100 cümle kullansınlar bir manada. Ama bizimki çok çok 2 cümle 3 cümle kullanabilirsem. Biz burada istedim o sorunu da sorum. İndi değiller dünya çapında yani bütün savaşlar askeri savaşlar kalmadı. İsterse bir ülkeni yıkmak, bir ülkeni yapmak, bir milletin kültürünü değiştirmek, onun tabiatını değiştirmek medyadan değiştirmek. Savaş medya savaşı. Çok doğrudur. Bu ne kadar doğrudur? Bu çok çok doğrudur. Yani biz Arap Baharı, bu değiller Rabi'el Arabi de bunu da gördük. Medya vasıtasıyla hükümetler düştü. Doğru. Medya vasıtasıyla. Bir güller çakmadan, bir kurşun çakmadan. Hükümetler düştü medya vasıtasıyla. Doğru. Bu doğrudur bu söz. Yani bir ben konuştum şeyin medyanın olumlu şeylerini dedim. O gelip olumsuz şeyleri. Yani maalesef görürük bazı televizyonlar mezhepçılığı, taifçılığı, şiddet, onfa tecih etmek, bunları teşvik etmek bu çok çok yanlış bir şeydi. Bakırık bazı televizyonlarda görürük bu şeyleri. Bu da çok yanlış bir şey. Ben demirim burada bizim yanımızda. Başka ülkelerde. Maalesef bakarsan Avrupa'da oturuptu. Avrupa'da oturuptu. İki milleti birbirine salıştırmak için mezhepçilik yapır veya bazı şeyler değil. Medyanı kullanır. Medyanı kullanır. Orada hürriyet sahafa var mesela. Bu kanun bir şeyden istifade görür. Yapır orada. London'da oturup da gelir burada. Mesela gelir burada şianı kırır. Yan bakır sünnünü kırır. Mesela ben diyorum sana. Yan baktı bir milleti bir kavmiyeti kırır. Doğru. Amaçlar var, siyasi amaçlar var. Üstad, medya dedi, şimdi tatavur edip sosyal medya da bunlar da başka şeyler. Sen özü daha nahtı fazla görsen, inno yazar olsun bir tane mesela gazetede yazsın yoksa sosyal medyada yazsın daha iyi özün. Valla doğrusu şimdi gün be gün okumak da azlaştı. Aynen. Okumak azlaştı. Yani bak gazetelerin ben tavuk edinim bir 30 yıl sonra bu gazetelerin hiçbirisi kalmaz daha. Yazılı gazete kalmaz. Şimdi bilirsiniz elektronik gazeteler var. Şimdi bu gazeteler hepsi internette var. Şimdi gün be gün, şimdi bir gün oğlu bakarsan bu yakınlarda belki de televizyonun da rolü kalmaz. Şimdi televizyona bakanlar da azlaştı. Herkes mobil halinde. Ne olur ne olmur, ne şarkı ne bir programı istirse dinlesin. Veyahut bir dizini YouTube'a girir, yazır özünü, sen görür özünü. Reklamsız, şeysiz. Doğru. Yani şimdi bir günlerde elektronik şey daha önemli oldu. Çünkü elim tatavur yedir gün be gün. Doğru. Medya sosyal da çok medya, önemlidir. Sosyal medya çok yer aldı. Ustad, burada bir soru da doğrusu fikrime geldi. Türkmen milletine tabii yani eski dönemden sonra bazı haklar verildi, kültür hakları verildi. Parlamentoda, Irak Anayasası'nda yazıldı. Türkmen ne vakit bu kadar haklar almıştı? Eski dönemden olsun, yoksa Melikiye döneminden olsun, yoksa ondan önce olsun. Bunların bu dönemlere hepsine baksak, hem okul diye, hem de Kültür Bakanlığı'nda diye, Beytül Tekafi ne diyorlar özne, kültür evi, ve hem de medya diye. Hiç Türkmen bu kadar da yani hak kalmıştı ve indi alandan sonra ne kadar bundan faydalandı? Doğrusu bu şey hatırladığım bir şey bunda. Ben takriben bu korona meselesi oldu. Bir sene önce şeyde oturdu, iş yoktu. Mende çok sayıda kitaplar var. Bu kitaplar da bundan 40 yıl evvelindi, 50 yıl bundan evvelindi, bazı 90 yıl bundan evvelindi. Bu kitaplar başladım. Biraz bilgi yazırım bu kitabın hakkında. Kapağının resmini alırım, Facebook'ta indiririm özünü. Tabii bunu amacım var, amacım milletlere anlattırım ki bizde bak bu kitaplar var, bizde de kültürlü insanlarımız var, şairlerimiz var, tarihçilerimiz var. Doğrusu bunun yoluyla çok arkadaşlar yani master istiler okusunlar, doktora okusunlar. Bunlar başladılar bu kitaplar gördüler. Çünkü bu kaynaklar bunlar. Türkmen edebiyatı için, Türkmen tarihi için. Başladılar benimle iletişimde girdiler. Bu kitapları istediler. Ben de elimden geldiği yardımcı olurum özüne. Günün birinde bir denesi bir arkadaş Bağdat'tan beni aradı. Dedi benim kızım master okur Türkiye'de. Türkmen edebiyatında. Ve bir şey var istedim senden sorum. Bu çok mühim bir şeydi. Tabii hakkı da sorsun. İndi siz de hakkınız da bunu sorarsınız. Ben neyse bu kitapları indirsen hapsinde yazılıptı. Vazaret Thakafa ve İlam, Müdüriyet Thakafa Türkmaniye. Yani o zaman da eski dönemde sizi bir vazarada, sizi bir müdüriye vardı. Müdüriye yoksa genel müdüriye? Müdüriye. Müdüriye ama da müdüriye. Ha, müdüriye. Adı da böyle Türkmen kültür şeysi, müdürlüğü.
Ve dedi bana şu orada genel müdürlük var idi. O evet. Genel müdürlüğe bağladı bu. Doğru. Menen sordu dedi siz değilsiniz Saddam zamanında eski dönemde böyle zulme uğramışydık. Bu kitaplar hep o zaman da basılıp. Böyle bir şey o zaman da Abdülatif Benderoğlu rahmet etsin. Benderoğlu Allah affetsin özün oydu, o müdüriydi. Müdüriydi ha. Dedim doğrudur bu söz. Biz baskı altındaydık. Ve bir tane bir kitap çıkarttıysa orada bir komisyon var idi, denetim malı, yani dediğimiz rekaba, bu rekabadan isterdi geçsin. Anlam bu kitaplar basılırdı. Ama hiç sordu bu kitapların ne için yoktu? Dedi, vallahi bu kitapları aktarı hiçbir yerde yoktu. Neden sen uyanıda kalıp? Dedim, bu kitapların çubuk artan aslında biz, yani ben televeydim o zaman da kulyede. Gelerdim, bakardım kitapları atıplar, tendüre yandırıplar. Neden korkardılar baskıdan? Doğru. Bir evde, o zaman da bir evde, bir Türkmen evinde bir kitap çubu dediğimiz kitaplar ki resmen devlet tarafından basılıptı. Bir evde tapılsaydı, bunu tahkika çekerler, diyerler sen toranıysan sen bir başka bir ülke için işitsen, casussan sen, bu kitap neydi yani o da? Peki üstad sen neden, nece hafız etti bu kitaplar? Valla işte bu kitapları ben bazı yerlerde saklamıştım. Valla böyle orada kiseye koyar, torpakta yer altında gömerdik o zaman. Yani bu şekilde makayet oldu. Aynen erşifti, güzel bir yani şey. Yani bazı kitaplar var, bende ezilipti. Yani bu kitap konusunda, şimdi bu, hatta bu kitaplar, dedik biz kimse okumur özünü. Şimdi biz kitapları, hani bir projem var, bu kitapları, bu eski kitapları, bunu PDF yedek o özünü. Atavazın bir elektronik bir mektebe yapak, bir kütüphane, internette. Doğru. Dünyanın indi, başka yer, bütün milletlerim var. Doğru. Ben çok arkadaşlarım var, Azerbaycan'da, Türkiye'de, başka ülkelerde, Arap ülkelerinde. Onların mektebe elektronikalı, bu kitaplar, hepsi orada. Şimdi Fuzuli'nin kitapları. Bak Fuzuli ha zaman yaşıyordu. Hepsi belgeşey olup PDF olup da oradaydı. Herhangi araştırmacı sırsa ulaşsın ona edebilir. İnternette arasan yazar özün alabiliyor özünü. Bunlar kitap konusunda acaba televizyon, radyo, gazete bunlar Türkmenler ne zaman en tam yani haklarını alabildiler bu şeyde? Tabii okulda da yani okulda Türkmen okulda açıldı yani ondan önce bir fetreler açılmıştı, az bir zamanlar açılmıştı, baklanmıştı. Ama televizyon radyo diye Türkmen televizyon radyosu neçeden başladı, açıldı, Irak'ta bu haklar verildi özellikle. Doğrusu 1967'de Kerkük televizyonu açıldı. Ondan önce Bağdat televizyonunda bir kısa bir süre verer derkette bir Türkmenca şarkılar ve program radyo çok azydı. Radyo yok televizyon. Televizyon. Televizyon ha. 1956'da Bağdat televizyonu ki Şarkala Usat'ta birinci televizyondu açıldı. Biz Türkmenlere de vermişydiler. Yani bir gette bir şarkı vererdir Türkmenca. Doğru. Ben hatırlarım bunu. Ama bizim resmen 1959'da Bağdat radyosu açıldı. Bağdat radyosunda Türkmenca bölümü. Özü Irak radyosu 1936'da açılıptı resmen. 1936'da açılıptı. 1959'da Türkmenca radyosu açılanda işte var yarım saatiydi sonra yavaş yavaş oldu. En yakın oldu 3,5 saat. Bunlar da verirler Türkmen. Biz Türkmen şarkılar, programlar verirler. O çalışanları kimsenin... Vallahi o çalışanlar çok maalesef çoklar geçindi. Allah rahmet eylesin. O günlerde geçindi. Bizim benim hocam, aziz arkadaşım Nihat Avcı. Allah rahmet eylesin. 1964'te orada Bağdat Radyosu Türkmenca bölümünün başkanıydı. Yani o adam çok çok hizmet etti bizim medyamıza. Özü Arapça bölümündeydi yoksa Türkmenca? Türkmenca bölümünde. Ha. 1964'te Türkmenca bölüm başkanıydı. Arapçaydı. Sonra çekildi Arapça. Arapçaya. Arapçası doğru. Maşallah Allah güzel bir şahane bir ses vermişti özen. Arapçada da çok kuvvetliydi. Çektiler özen Arapça. Hem televizyonda çalışırdı hem radyoda. Yani bunlar Sinan Said gibi vakti yok. Onlardan sonra. Tabii Sinan Said. Daha öncüydü. Evet daha öncüydü. Sinan Said daha öncüydü. Çünkü baktım dergilde onların adı. Ben onun adını yaptım. Çünkü Sinan Said bir fetre kaldı. Burada gitti. Gitti Azerbaycan'a. Doğru. Azerbaycan'a yüksek eğitim aldı orada. Ondan sonra geldi bir de döndü Irak'a. Kulliyet Adep'te Bağdat'ta eylem şeysini açtı. Bölümünü açtı. Özü müessisti. Kurucu sahili. Daha dedik Sinan Said'i, bu çoktu Adnan Sarkahya'dı, bizim arkadaşımız Şakir, Şakir Ahmet, Fazıl, Allah affetsin özünü. Yani başkalar hatırıma gelmedi. Eydi sanatçılardan, orada kimler idi o zamanlarda? Sanatçı öncüler mesela bizde Abdülvahid Küzaçoğlu, Allah rahmet affetsin özünü. Abdurrahman Kızılay, Ekrem Duzlu da Allah uzun ömürler versin. Tahsin Cumart'tı, Mehmet Rauf'tu, İbrahim Rauf'tu. Yani çoktular. Bunların ne kadar etkisi oldu millete? Yani bu hakları alandan yani sonra dedik, radyo, televizyon millete ne kadar etkisi yani biz oldu? Dedik radyo, televizyonun çok önemli var insanlara. Yani bizim için o zaman bir büyük bir kazancıydı. No. Türkmenlerin sesi radyo vasıtasıyla dünyaya dağıldı. Başladı milletler tanısın bizi. O zaman radyo bilirsen FM yok idi.
O zaman orta dalga var idi. Bir de kısa dalga var idi. Bu, uzun dalgalar vardı. Bunlar radyo bu vesileyle dünyaya dağılırdı. Ve dünya başladı bildi Irak'ta Türkmen var. Sonra her milletin sanatı, kültürü, edebiyatı bu o milleti tanıttır. O biz de bu radyo eğer televizyon vasıtasıyla biz bunu başladık tanıtırmaya. Yani burada 1967'de Kerç televizyonu kurulanda Türkmençe de bölümü var idi burada. Aynen. Burada çalışanlardan yani çok arkadaşlar burada Allah affetsin bize Tahsin Hürmüzdü. Türkmandı. Suad Hürmüzdü. Suad Hürmüzdü Bağdat'taydı Allah affetsin hocam. Arapça bölümündeydi. Bunlar Kerkük kalkıdılar. Tahsin Hürmüzdü. Abdullah Allah uzun ömürler versin özüne. Abdullah Tavuğlu burada spiker idi. Allah affetsin özünü Mevlüt Tahkayyaçı. Allah rahmet eylesin. Bunlar burada spiker. Bunlar öncüydüler bunlar. Bunlar. Sonra geldi mesela Abdülaziz Efendi, İbrahim Ağa geldi bura. İbrahim Ağa Arapçada çok çalıştı. Sonra dediğimiz kimin Rıza Kember Allah affetsin özünü. Bunlar hapsi hizmet edipti burada. Affeder yani ben özür dilerim seyircilerden. Bazıları hatırıma gelmir indi. Ama biz yani arşiv diye bakarsın millet bilsin onun için bazı adlar yardımıza geldi diye. Hapsi hizmet edipler. Hapsi hizmet edipler. Bunlar çok çok rolları var idi. Çok çok önemli rolları var idi bizim Türkmen kültürünü zenginleştirmede. Ben dedim radyo ve televizyon çok önemlidir insanı geliştirmede. Bilgi bir de haber. Bilgi ve haber. Doğrusu de kuzanları desek o zamanlarda yani bizim ustadımız Faruk Çöpürlü, Fikrime Geldi, Şiir, Zeraat bölümünde Ustad Abdülvahid bunlar yardıma geldi. Ben yani ben doğrusu ben oturduysam adlarını saydıysam tamamen hatırıma gelmiyor. Çok çoktular. Ve bunlar da hapsinden de hapinden minnettarız biz. Millet diye minnettarız bu medya alanda çalışanlardan. Çünkü bunların çok hizmetleri var. Yani yine siz burada oturup siz program takdim edeceksiniz. Ben izlerim bu programı her vakit. Çok başarılı bir programdı Günaydın programı. Allah razı olsun, sağ olun. Çünkü her eve girir. Bu program ne kadar faydası var? Bu programda görün neler tekrirler verirsiniz burada. Çok şeyler tanıtırsınız aleme. Bilgiler verirsiniz. Bunun çok faydası var. Yani ben birden oturup evde veya her arada iş başında televizyona bakırım. İstifade görürüm onlar. Yani televizyon çok faydası var. Tebillik inno bu kanatın kuruluşundan insanlar başka bir şekilde ayrı kanat da vardı Türkmenman ama bu kanat kuruluşundan ne kadar hizmet etti inno Türkmenleri bilintirsin insanlara. Bir şey var bunda bir mana istemem işaret edeyim. Bu televizyon devlet televizyonudur. Doğru. Bu televizyonda her kim çıktıysa Türkmenca konuşur. Bir mana devlet seni itiraf eder. Aynen. Bu çok önemlidir. Ben bir başka bir her televizyona saygım var. Bir televizyonumuz var, 10 televizyonumuz olsun. Doğru. 20 radyomuz olsun. Bu hepsi bizim için kazançtı. Yani insanın görüşleri başkaydı bizim kanatın. İnsanın, bir sene cadı, bir şey hemen ilk çıkanda insan bilmir nedir, bunun siyaseti nedir, bu, yani bu televizyon kime bağlıdır. Onun için biraz çekili özünün, çekinci olur. Ama yavaş yavaş bili bu nedir nedir ki? Bu da vaxtında yeni başlayanda sizi üçü bir zorluk yarattı. Tabii biz başlayanda mesela bazı kimseler var idi. Arkadaş, telefon edinem ve bakayım misafir ol. Kimdi bu televizyonun müdürü? Kime aitti? Maalesef yani bu işte böyle şeyler var. Ama indi başka oldu. Böyle şeyler. İndi yavaş yavaş kalmadı bunlar. Aynen. Yani indi ben çok defa herhangi arkadaş telefonu kaldırırım. Telefonum baba misafirsan demez mi ne yok? Tamam. Demez mi ne yok? Çünkü televizyon Türkmen milletine hizmet eder. Türkmen milletine hizmet eder. Biz unutmayalım. Ben çekilim, o çekilsin ve daha kim hizmet eder? Doğru. Türkmen'in televizyonu. Biz unutmayalım, bizim yani bu hakların da yanında bir gazetemiz de Türkmen Sabahı vardır. O da yani Türkmenca yazılı, o da yani bir büyük kazançtı. Aynı vakitte sitemiz de vardır. Yani Irak Ajansı haberleri, orada da yani site de alındı. Ve biz umardık inşallah gelecekte belki bir radyo da olur, Türkmen radyosu i̇nşallah, da olur. İnşallah yani, ne için olmasın, eskiden var idi ne için indi olmasın? Yani bu da olsa yani bizim çok önemlidir Kültür Bakanlığı, eskiden var idi Müdürlüğü Sakafı Türkmaniye dedi. Ne için indi bir de olmasın, ne için olmasın? Ya bunda arkadaşlar ben bildiğime göre çok çalıştılar özellikle. Çalıştılar yani, ama bir netice ulaşmadı. Neticeye ulaşmadı maalesef indiye kimin inşallah gelecekte. Çünkü yani, o müdürlük çok sayıda kitaplar bastırdı vaktinde. Bizim edebiyatçılarımız için çok sayıda kitaplar bastırdı. Sonra en önemli o zaman bizim yurt gazetasımız var idi. Yurt gazetası bizim için bir medreseydi. Yani biz Türkçe'ni o gazetadan öğrendik. Doğru. Bizim bütün edebiyatçılarımız, eğer gençler, eğer ileride gelen edebiyatçılar o gazetada yazardılar. Doğru. Biz tabii yani arkadaşlarım biri yadıma saldı.
teknikte ve diğer bu gibi işlerde eskiden çalışanlar onları da unutmayalım. Yani bizim rahmetli Adil Abdullah'ydı, Ustad Arfan Ma'rufu'ydı, Seyyid Ahmed'iydi. Yani bunlar da eskiden o televizyonda çalıştılar. Çünkü bunların adları önemli değil. Yani hemen bilmiyorum. Bazen yönetmenleri, kameramanları hatırlamıyorum eğer var ise. Çalışıblar yani Türkmen televizyonda, eski Türkmen. 2003'ten sonra da çalışıblar. Bunların adlarını zikredeyim çünkü... Tabii bu tarihti. Bunlar hizmet edebilir. Ben dedim size, doğru. Dedim burada bu televizyonda, eğer radyoda, eğer Bağdat'ta, eğer burada Kerkük'te çalışanlar bunlar çok çok hizmet edebilir. Bu tarihti. Bunlar hiç unutulmazlar. Yani keşke bir kitap olsaydı ya bir film belgesel olsaydı. Yani çünkü bu çok önemlidir. Bunlar kalsın, bilinsinler, gelecek yani ciller de onlar da bilinsinler. Kimler çalışabilir? Hatta bir tek daha dediğiniz araştırmacı aktardığı zaman bunlar ele altı olsun. Yani i̇nşallah bizim inşallah bir şeyde çalışarız biz. İnşallah. Sen bilsen ben özüm araştırmacıyım Türkmen medyasında. Beli, i̇nşallah doğru. Bir böyle bir şey yaparız. İnşallah. Çünkü ben bunları yine bu kısa bir sürede ben bunların hepsinin adını zikretmek çok zordu. Doğru. Zaten sen kusur koymuyorsun her zaman ne istedik bir şey ihtiyaç olduk gelip sen ne istedik sen kusur koymasan bize yardımcı eğer bana yani. Tabii ben, görevimiz de hep bize yardımcı olarak. Zaten çok yardımcı olursan çok bir şey istedim. Yardımcı üstadımız. Aynen. Üstad burada bir soru da fikrimize geldi. Eğer bu kanat olsun yoksa başka Türkmen kanatları olsun yoksa Türkmen medyası genellikle olsun. Türkmen milletinin ne kadar istatikini yerine getirdi? Doğrusu koy doğru konuşak. Bizim medyamız Türkmen medyası. Ben. Yani hele o isteklere ulaşmamışız. Yani istediğimiz şeye ulaşmamışız amaçlara. Doğru. Bəli, tamam. Biz çox güzel adımlar attık. Zaten 2003'ten sonra bir sene ərəqdə bir özgürlük yaşırıq. Bir özgürlük necə olmuş bir özgürlükdür. Eskiden baskı altındaydık. Eskiden çox şeyler edə bilməziydik, yazan diye bilməziydik. Ama indi də her şeyi yapabilmirsək bir zorluklar var, bir engeller var. Yani var. Bütün yani ülkenin üstüne yok biz bizim kanalın ya medyanın üstüne. Doğru. Sadım siz yani burada hem radyo bölümünün diyağın sorumlususuz Kerkük televizyonunda ve hem de siz televizyonlarda çok çalışıpsınız. Acaba burada deysek radyoyla televizyonun ne kadar farkı var? Yani ilk önceden hani radyo açılmıştı sonra televizyon açıldı ve genellikle de sizin arasında yani farklar ona ne kadar önemli? Tabii olduklar. Fark çok çoktu. Radyo dedik bir dedik ses. Radyoda ses çok önemliydi. Radyoda çalışanın işte bir ses olsun özünde. Ses yani, tonu. Ses tonu yani çok önemliydi. Sonra radyoda seni bes ses dinlenirsin. Yani televizyon başka adı, televizyon resimli olduğuna görüntülü daha doğru. Etkiliydi. Doğru. Daha etkiliydi. Burada bir şey var. Yani gün be gün bilirsiniz, indi ben konuştum eskiden. Tabii haksız zordu, radyo zordu ya televizyon. Yok tabii televizyon daha zordu. Ya çünkü ben azman arkadaşlardan sordum, dediler yok radyo zordu. Radyoda yok. İstersen sen bütününü anladasan sesten. Ama televizyonda değiller görüntü diye anlatabilirsen. Akhir bir şey var burada. İndi radyonun dinleyiciler de azlaştı. Doğru. İndi biz dedik televizyonun seyirciler yavaş yavaş bu da azlaşır. Azlaşır o da. Zamanında dedi gazete var idi, dergi var idi. Alem bunlara ihtimad edirdi. İndi bunlar kalmadı. Kimse gazete okumur. Kimse dergi okumur. Ya Allah'ım bizler mesela benim yaşımda insanlar kitabı okur mesela gazete aktarır böyle şeyler. Kalmadı. Radyonun dinleyiciler de azlaştı. Onun için insanlar radyoya da o kadar önem vermir indi. Televizyona daha fazla önem verir. İndi bir günlerde bu internet çıktı, Facebook çıktı bunlar. Buna daha fazla önem verir. Cebinde hadi mobil. Her arada olduysa açır haberleri, şey edir özünü. Bu tesir etti, çok tesir etti. Peki Üstad, biz isterdik daha fazla Sevden daha sorularımız çok oldu. Çünkü sen bir büyük edebiyatçısın, bir büyük arşiv koyduğun bütün arşivler ya da bütün tekafetler her şey senindeydi. Ama maalesef bu bölümümüz sona geldi. Son olarak ne demek var bütün medyaçılara ve kanata? Doğrusu son olarak bir de tekrar tebrik ederim. Bu kanalda işleyenleri ve bir de özümü de tebrik ediyorum. Şu an kurucularından birisiyim. Burada da bir şey ister işaret eder. Radyo, televizyon bir elden olmaz. Bu grup bir işidir. Yani olmaz diyeyim ben bu televizyonu kurdum. Bir staff kalmış. Bizimle bir staff var idi, bir grup var idi. Biz çalıştık. Bir elden olmaz. Aynen sahne işi. Sahne işinde bakarsan bir 20-30 tane ekip. Bir ekip var. Bunlar işler bu sahnenin seyirci görür. Yani seyirciler bizi görür bu programı. Ama bilmeyin bizimle ne kadar teknik insanlar teknikte var, kameraman var, ihracda var, mesela videoda var. Bunlar hep çalışır, anlayın görürler bunu. Yani bu basit bir şey değil ki. Doğru. Ondan dolayı bir de tebrik ederim burada çalışanları. Ve milletime de tebrik ederim. Çünkü bu bir avantajıydı, bir kazancıydı milletimiz için.
ve inşallah gelecek daha parlak olur. İnşallah. Burada çalışanlar da daha kendilerini geliştirirler ve inşallah kızlarımız daha çok olur bu İnşallah. Medyada. Çünkü kız bilirsiniz bir kıtlık var yani burada. Milletimize burada kızları da davet ederim yani bu şeye bu alana atılsınlar. Bir Doğru. güçlü bir adımla. Yani bizim besmi diye de ki burada da sizden katılık yani sahnede olsun, tiyatro dediğimiz zaman yoksa da dizilerde olsun. Yani bizim maalesef kadınlar bu şeye yani bizim toplamın yani bir toplam kapalı olduğu için biraz burada yani kabul etmirler, çıksınlar, geçsinler. Biraz yani bizim bilmem eskiden bir adetten, tekalitten kalıp bunu bir yasak şey görürler. Biz inşallah umarız gelecekte onlar da daha fazla olsunlar, daha yetenekli insanlar. Kadınsız katılsınlar. Olmaz toplumun yarısıdır. Belki de Aynen. daha fazladır. Şimdi hepsini aldılar ustadım bana geldi. Yarısı kalmadı. biz sizden burada sonsuz teşekkürümüz bildiririz. Çok memnun olduk. Yarınıza bizim tabii programımıza çok bir güzellik kattınız Aynen. ve güzel bilgileri verdiniz. Ve devamlı size başarılı diyelim. Sağ olasın. Ben de memnunum. Biz davet ettik. Allah razı olsun. Sağ olasın. Öz kanatınızda.